Önerge üzerine söz isteyen Siirt Milletvekili Sayın Meral Danış Beştaş. Buyurun Sayın Beştaş. Teşekkürler Sayın Başkan. Evet, susturma ve sansür yasasını görüşmeye devam ediyoruz. Ama asıl sansürün ve dezenformasyonun iktidar tarafından yapıldığını herkes biliyor. Biz de gayet iyi biliyoruz. Artık dezenformasyona dair bülten de çıkarmaya başladılar. Şunu söyleyeyim, ben size bugün 584. gündür adalet nöbetini tutan Urfa Adliyesi'nin önünde Emine Şen Yaşar'ı anlatacağım. Ve ona dair basının yaklaşımını, iktidarın yaklaşımını anlatacağım. Dezenformasyon nasıl oluyor, bunu görmenizi istiyorum. Bu Emine anne ve oğlu Ferit Şen Yaşar. 584 gündür Urfa Adliyesi önünde oturuyor. Neden? Eşi ve iki oğlu sizin sıralarınızda oturan İbrahim Halil Yıldız vekilinizin yakınları tarafından katledildiler. Bu kim? İbrahim Halil Yıldız. Süleyman Soylu'yla Suruç Nar Festivali'nde oldukça güzel bir şekilde mutlu mutlu görüntü veriyor. Ve basın bunu görmüyor. Asla yandaş basın ve ulusal basın bu resmi paylaşmıyor. Sansür var. Emine Şen Yaşar'ın 584 gündür yürüttüğü adalet mücadelesine dair haber yapan gazeteciler gözaltına alınıyor. Dezenformasyon mu dediniz? Ulusal basın ne yapıyor? Ya AKP vekili ya. Milletvekilinin kendisinin de abisi öldürülmüş o arada. Meşru müdafadan diğerleri kendilerini savunmuş. Ve bunlar hastanede öldürülmüş biliyor musunuz? Şu ana kadar hastane kayıtlarına dair bir soruşturma yok. Görgü tanıkları var. Emine Şen Yaşar şu anda kendi 7 çocuğu vardı. Şimdi bir kızı da vefat etmiş. 3 çocuğunu kaybetmiş. 4 çocuğu kalmış. Onlar babasız. 2 çocuğunun öldüren çocukları 4 çocuk babasız. Ve Fadıl Şen Yaşar tutuklu, onun da çocuğu babasız büyüyor. Ve bu kadın yemiyor, içmiyor, uyumuyor, hayata dair hiçbir şey yapmıyor, yaşayabilecek kadar sabah gidiyor adliyenin önüne, diyor ki ben adalet istiyorum. Dünya tarihinde bunun bir benzeri yok. Dezenformasyon mu dediniz? Peki bunu siz kanallarda görebilir misiniz? Hayır. A Haber yalan atmakla meşgul. Sabah, Yeni Şafak, her gün yeni yalanlarla, yeni dezenformasyonla, yeni algı yönetimiyle toplumu kutuplaştırıyor. Halkı kim ve düşmanlığa tahrik mi? Başka konuşmam var. Kim tahrik ediyor? Kim kamu barışını bozuyor? Bunu sizlere anlatacağım. Siz toplumu diyorsunuz ki susun ya. Bir katliam var ortada. Katliam, bir aileden 3 kişi. Hem de İbrahim Halil Yıldız beyefendi gidiyor Süleyman Soylu'yla Suruç'ta Nar Festivali yapıyor ya. Daha nar bile çıkmamışken. Halaylarla Suruç'ta bu katliam oluyor. Suruç'ta. Ve anne diyor ki ben burada gözümde yaş kalmadı ağlarken Süleyman Soylu ve vekil koluna takılıyor. Gidiyor bunu kutluyorlar diyor. Böyle bir vicdan var mı ya? Böyle bir insanlık olabilir mi? Ben geçen hafta ziyaret ettim ve anneye söz verdim senin duygularını dile getireceğim diye. Şimdi de adliye önünden atmak istiyorlar. Müştemilat bile değil ya. Müştemilat bile değil. Diyorlar ki burada oturamazsın. Neden? Polis gitmiş, komiser gösterdiler, demişler burası müştemilat bile değil. Biz tutanak tutamayız demişler. Sizi atamayız demişler. O anne hakkında çok sayıda dava var. 19 tane. Neymiş? Konuşuyormuş anne. İşte ona dava, cinayete cezasızlık. Şunu söyleyeyim. Emine annenin mücadelesi tarihin sayfalarında kesinlikle yerini aldı. Ve siz Emine Şen Yaşar'ın yürüttüğü bu direnişi asla ve asla unutturamayacaksınız.
Bir notum kaldı da orada. Ve Kürtlerin, Kürt kadınlarının mücadelesi bu konuda tarih yazıyor. Emine anne, birçok anne tanıdım. Birçok anneyle temas ettim. Tamamlayalım lütfen. Anneyi dinledim. Hiçbirini ayıramam. Ama Emine Şen Yaşar'ın ilk gün katliam olduğu gün de oradaydım. Gittim, mezarlıktayken eşinin de öldüğü haberi geldi. Ve biz mezarlıktayken gaz sıkıldı ya. Bize gaz sıkıldı defin sırasında. Çünkü arkasında iktidar partisi milletvekili vardı. Şimdi bunu nereye koyalım? Bu yasada bunu nereye koyalım? Haber yasak. Gazeteciler tutuklanıyor. Kendisi hakkında onlarca dava açılıyor. Yerlerde sürükleniyor. Darp ediliyor. Kamu vicdanı yerle bir, haber değeri yok. Çünkü haber olsa bütün Türkiye toplumu Emine annenin yanında olacak. Ama biz onun sesini duyuyoruz. Kesinlikle Emine Şen Yaşar bizim onurumuzdur. Bütün kadınların mücadelesinin önünde saygıyla eğiliyorum. Teşekkür ederim.